Ben Jorge Jesus'u konuşacağım kardeşim. Bak, Jorge Jesus'un inanılmaz bir futbol anlayışı var. Baba, büyüksün. Abi bu ne demek biliyor musunuz? Ben bu işin artık piriyim demek. Aslanım benim, koçum benim. Ver elini öpeyim. Ben bir Galatasaraylı olsam, Beşiktaşlı olsam, Trabzonlu olsam, Sivaslı, Antepli olsam... Ya. Herhangi bir takımı tutsam, ben Jorge Jesus'a saygı duyarım. Bak sen! Ve keyifle izlerim biliyor musun? Vay canına! Ne diyor bu? Jesus, Fenerbahçe'de kalırsa Türk futbolu için çok önemli bir şey olacak. Benim başımda senin gibi timsali namus bir büyüğün bulunduktan sonra ver elini öpem. Öptün ya oğlum. Bırak çocuğum, bırak. Jesus'un Türkiye'ye gelmesi aynı zamanda bir şans. Padişahım çok yaşa! Bakın bu adam buraya aynı zamanda kaderin bir hediyesi olarak geldi. Nasıl? Öyle mi? Duran top mu? Şut mu? Başka varyasyonlar mı? Teknik adam bakışı farklı. Hemen çözer. Özellikle böyle kurt teknik direktörler. Hastasıyız dede! Rakibini de izliyor ısınmaya çıktığında takımıyla birlikte Jorge Jesus. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Her bir detayı Jorge Jesus değerlendiriyor. Padişahım çok yaşa! Tam bir futbol, ne diyebilirim Jorge Jesus'la ilgili? Tam bir futbol canlısı. Bak, tam bir futbol canlısı, patron, kurt, teknik, direktör. Yapma, beni ağlatma. Sen ne baba adammışsın. Baba. Kal be baba. Türk futbolunun sana ihtiyacı var, sadece Fenerbahçe'nin değil. Kal be Jesus baba. Hastasıyız dede. Jesus çok özel, çok farklı bir adam. Allah Allah Allah. Böyle bir anda kararlar alabilen bir adam. Çevresinde de böyle tanınıyor. Bir anda karar alır. Büyüksün baba. Kal be baba diye ekliyorum. Türk futbolunun da sana, Jesus'a ihtiyacı var. Ne yapıyorsun? Jesus çok özel bir adam. Çok farklı. Çat diye Flamengo'yu bıraktı. Çat diye Al Hilal'i bıraktı. Zorlamaya hiç gelemez. Tapıyorum sana. Jorge Jesus'un Flamengo taraftarıyla çok özel bir bağı vardı arasında. Ama burada da muhteşem Fenerbahçe taraftarıyla tanıştı. Bütün teknik direktörler eminim ki Jorge Jesus'u izliyorlar, notlar alıyorlar. Jesus gibi bir hoca Galatasaray'ı tedirgin eden bu. Siktir lan. Galatasaray işte Fenerbahçe'nin bu yapılanmasından, futbol oynamasından biraz çekiniyor. Hepiniz gelin, Jesus dedim, alayınızı tokatlayacak. Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Burada yazdım, öp Jesus'un elini, Jesus'un elini ilk öpen ben oluyorum, helal olsun. Verin o mübarek elinizi öpen serkomiserim, babam. Kızdınız mı? Kızmadınız. Niye? O bir baba. O bir profesör. O samimi. Babacığım, ben senin kızına kurban olayım. Vıh, vıh. Ya, Jorge Jesus çok kıymetli bir adam. İşte böyle yakışıklı ve akıllıcı bir hükümdar ve nebi. Ben güveniyorum bu Jorge Jesus. Dünya Kupası sonrasına da takımını çok doğru matematik dokunuşlarıyla hazırlar. Saatten sonra evine. Go home Jorge Jesus. Yapacak hiçbir şey yok. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Fenerbahçe. Jorge Jesus'la bu akşam yollarını ayırmalı. Bakın çok net söylüyorum. Bitti. Ben sana yıkıl karşımdan dedim. Hayvan oğlu hayvan. Sana bu elbiseyi giydir Ali. Jesus'tan ötürü de bitti. Oyuncuların Jesus'a bir inançsızlığını bugün çok net gördüm. O da bitti. Ulan şimdi bademciklerini alacağım seni. Bu takımın hali nedir hocam? Bir Galatasaray galibiyeti almadın ya. Ya o insan bu kadar hıyar olur mu? Ya Jesus, sen takımının savunmasına, orta sahasına güveniyor musun ki çift santrfor çıkıyorsun sen? İyi misin hocam ya? Kim inanır buna Tahsin Bey amca? 78 yaşında olan Lucescu mu, sen misin? Kadir inanır. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yürüyecek bir yolu kalmamıştır. Sayın Ali Koç'un da kongre kararı alması lazım. Bir daha ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman olursunuz. Sana... Flamengo'ya dön diyor Galatasaray taraftarı, dalga geçiyor. Sen gülücük yarıyorsun böyle, izletmiyorum size kızmayın diye. Böyle gülüyor. Diye böyle.
Böyle pembe pembe gülüyor böyle. Güzel mavi boncuk da. Demek ki sen Fenerbahçe taraftarına el hareketi yaptığında gitmeliydin zaten Jesus. Ne var? Aldırın oğlum beni buradan, aldırın. Anlayamamışsın Fenerbahçe'yi. Kendine gel. Terbiyesiz. Jorge Jesus, sen bu takımı yeni mi tanıyorsun kardeşim? Jorge Jesus derbi sonrasında basın toplantısına katılmayacakmış. Tamam bitti o zaman, bitti gitti. Çıkıp konuşamıyorsa Jorge Jesus. O zaman tamam, bırak hoca, öyle basın toplantısına katılmıyorum demekle olmaz. Öyle sene başlar, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin? Bu kulübü kimse bu hale getiremez ya. Kimsin sen ya? Gelip uyuyup çamur atıyorsun. Ne demek o biliyor musun? Bu kulübü kimse bu hale getiremez. Evet, ben sportif anlamda camiamıza arzu ettiğim şekilde başarı getiremedim. Ama hiçbir zaman benim niyetimi sorgulayamazsınız. Yazık. Mission failed. Günah. Yazık, günah. Söylenecek tek bir cümle var. Bak, bana göre bu gecenin özeti. Fenerbahçe kimsenin babasının çiftliği değil kardeşim. Ben biraz çiftliğe kadar gideyim. Jesus, niye oynatıyorsun kardeşim bu adamı sen? Jesus, senin bu Rossi ısrarın nedir ya? Kapat şunu, kapat. Biz seni boş boşuna mı sandıklar? Jorge Jesus, elveda. Aynı zamanda Sayın Başkan, istifa ve kongre kararı. Ruhu gitti camianın, ruhu gitti. Bak kardeşim, iddia sahibi sensin, iddianı açıkla. Gel burada tespit et, söyle, ispat et. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir.